Şimdi trafik kuralları fert ve toplum yararına olan İslam fıkhında celb-ül mesalih denilmektedir. Yani toplumun yararına olan hal ve hareketlere kurmak lazım. Bunlara zarar getirecek ise def'ül mezarih yahut def'ül zarayi diye denilmektedir. İslam hukukunda bu iki kavrama dayanarak onlara fayda sağlayacak ne varsa uyması gerekir. Aksi ise ona zarar verecek ne olursa onu ortadan kaldırmamız gerekir. Dolayısıyla trafik kurallarına uymak toplumun ve ferdin yararına olan bir hal ve harekettir, bir kayda kuraldır. Bu kayda kurallara uymak herkese gereklidir, dinen gereklidir. Aksi takdirde uymadığı zaman elbette hem kendine hem de topluma zarar vermiş oluyor. Yani bir insanlık hukukudur. Ve aynı zamanda bu hukuka tahakkuk eden bazı müeyyideler vardır. Müeyyideler her ne kadar da bizim trafik memurları bir ceza kesiyorlar ya, asıl o ceza yerindedir. Yani dikkat edilirse haksızlıksız konusu değil. Sebebine gelince bu kuralları ortaya koyanlar elbette toplumu ve ferdi düşünerek yapmışlar. Ve bu topluma zarar veyahut fayda verecek davranışlar ise İslam dini onu şu beş esasa göre onları değerlendirmiştir. Mesela bu kuralların nedeni ise, ortada olmanın nedeni ise canını koruma vardır, aklını koruma vardır, dinini koruma vardır, malini koruma vardır, namusunu koruma vardır. Dolayısıyla bu kurallara uyduğumuz zaman bunların hepsini korumuş ve muhafaza etmiş oluyoruz. Aksi takdirde hem canına kastetmiş oluyoruz, hem aklına, hem aynı zamanda psikolojisini bozmasına ve aynı zamanda malına zarar vermiş oluyoruz. Peki bunlara rağmen, her şeye rağmen kişi uymuyor, bildiğini yapıyor. O zaman ceza-i müeyyide nedir? Ceza-i müeyyidelere baktığımız zaman İslam dininde bilerek bir adamı, bir kişiyi öldürmek ise burada kassasat söz konusudur. Yani nefse nefis olarak kişinin de öldürmesi gerekir. Peki hata ne olursa ne olur? Bu sefer diyet gerektirir. Hatadır. Özellikle hata dememizin nedeni ise kişi ona karşılık ölümü söz konusu değil. Ama kişi bu ölüme seviyet veren kim olursa olsun karşı tarafa veyahut da mirasçılarına bir diyet vermesi gerekir. Diyet mesele bizim İslam fıkhındaysa bilerek öldürmeye gelince 100 deve denilmektedir. Eğer hata ise bunun yarısı söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunların bedelini karşı tarafa vermesi gerekir. Ve aynı zamanda arabasına bir zarar vermişse arabasının yapmasına, zararının karşılamasına bunlar İslam dini de mevcut olan bazı hükümlerdir. Ama maalesef biz ne diyoruz? Örfümüzde ise denilir ki kaza olmuş mu? Herkes kaza yapar. Herkes kaza yapar demek bu kaza meşrutur anlamına gelmez. Demek ki herkes hata yapıyor. O zaman herkes hatasının cürmünü, cezasını çekmesi gerekir. Aksi takdirde caydırıcılık söz konusu olamaz. Yani İslam dinine göre trafik kurallarına uymak herkese hem yani binekli olanlara hem de yayan gidenlere gerekli olan bir şeydir. Bir kuraldır. Yani ben yayayım, istediğimi çıkacağım caddeye elbette o söz konusu olur ama çıktığın zaman karşı tarafta kendine sağa sola vurup da veyahut kazaya sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Bu insani bir hukuktur. Bu insanın hak ve hukuklarına geçmiş oluyorsunuz. Bunu nasıl telafi edeceksiniz? Elbette ki müeyyideli olan cezalar bunlarla ancak telafi edilebilir. Aksi takdirde bu kazaların önüne geçmek söz konusu değildir. Hatadır demek geçmememiz lazım. Toplum bunun bilincinde olması lazım. Yani eğer trafik kayda kuralları yerleşik alanlarına ortaya koymuşsa mesela 50 demişse 30-40 demişse ona uymamız gerekir. Aksi takdirde memur görmüyor ben geçerim veyahut memur gördü buna rağmen kendisi de göz yummuşsa o da bir suç durumundan geçmiş. İslami açıdan bir suç işlemiş oluyor. Dolayısıyla yani hepimizi ilgilendiren bir konudur. Trafik kayda kuralları kimse görmüyor veya mobese kameraları yoktur. Ben geçerim kendine göre hareket, kefime göre hareket edeceğim. Öyle bir olay söz konusu değil. Mutlaka ve mutlaka binekli veya yayan olan insanlar, herkes bu kayda kurallara riayet etmesi lazım. Aksi takdirde kendimize de topluma da zarar vermiş oluyoruz. Bilerek olursa zaten estaizu billah o şeydir, o cehennemliktir, ebedi cehennemlik söz konusu olur. Ama hatta olursa elbette ki dünyadaki bazı yine de cezaları vardır, kefaretleri vardır. Vermeli.
etmeleri gerekir ve aynı zamanda karşı tarafından helallik dilenmesi lazım. Aksi takdirde o vebalı insan hukuklarıyla Allahu Teala'nın huzuruna gitmesiyle Allahu Teala vazgeçmez insan haklarına, ancak kul vazgeçerse Allahu Teala da bağışlayabilir. Yoksa öyle bir kuraldır ki, bak bunu biraz sevip geçiyoruz. Aslında kul hakkı demek Allahu Teala dahi müdahale etmiyor. Dokunmazlığı vardır. Yani yer almaktan tezminat caizdir. Bu tezminatı malumunuzdur. Bazı sigortalardan filan karşılanmaktadır. Bunları o tezminattan düşürüp de ve bunun eksik olan yönleri kişi telafi etmesi lazım ve vermesi gerekir. Yoksa yani başında ifade ettiğimiz gibi, ama kazadır ne olur diye, kazadır, hataen bir kazadır. Yani kayda kuralları ihlal ederek de bu hatayı gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla o zaman onun da bir cezası vardır. Onun cezası ise mali bir cezadır. Bu mali ceza, kişi sakat olmuş olabilir, arabası zarar görmüş olabilir. Kişinin sakatlığını karşılaması gerekir ve arabanın onun zararı neyse telafi etmesi gerekir ve onu yapması lazım ve bunlar da İslam dininde mevcuttur. Hataen mümin mümini öldüremez bir cani haksız olarak. Ancak hataen olursa o zaman ona bazı meideler vardır. Bir külü azat etme, Allah-u Teala onu bağışlaması için iki ay üst üste oruç tutması söz konusudur. Ve aynı zamanda diyet vermesi. Yani varislerine veyahut da yaralanmış olan kişiye diyet ise kasten öldürmenin yarısıdır. Yani kanın yarısıdır. Mesela örnek olarak deriz ki şeydir, yüz deve, yüz devenin yarısı 50 deve vermesi gerek. Hatta öldürülen şeyler kazalardan.